Vallahi ben istifa edeceğim, bırakacağım oyunu. Vallahi ben dayanamıyorum artık. Gece bu saygı oynayıp ben buraya yine böyle açıklamayı da yapacağım. Maç Masası'nın yeni bölümünden herkese selamlar. Geçen bölümde programımızın yıldız ismi Napoli menajeri Ali Ece istifa etmiş ve hepimizi üzmüştü. Napoli yönetimi Ece'nin istifasına üzüldüğünü açıklasa da vakit kaybetmeden takımın başına Portekizli tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'u getirdi. Çizmeye Sporting'den koparılarak getirilen Portekizli ilk basın toplantısında yerine geldiği Ali Ece'yi hedef aldı. Maritim tem jogo para cumprir calendário, independentemente de chegar contra o Sporting, como é natural, vai querer ganhar. O Sporting tem a sua responsabilidade e tem como objetivo, como é óbvio, vencer para poder estar, não só conquistar o segundo lugar, que lhe dá-lhes acesso às eliminatórias da Champions, que é muito importante, portanto é um jogo do ponto de vista desportivo e financeiro, é muito importante para o Sporting, sabendo que vamos encontrar um adversário que normalmente na Madeira. Bunları biraz kenara bırakıp oyunun kendisine, saha içine dönelim artık. Ama önce şunu söyleyeyim. Ali Ece geri dön. Serie A'da 17. hafta başlarken bir teknik adam değişikliği daha meydana geldi ve Cagliari Can Nefesoğlu'nun görevine son verip takımı Cihat Gemici'ye emanet etti. Cihat Hoca ilk maçında Roma deplasmanındaydı. Onun için oldukça zor geçen maçta takımı 5-0'lık bir yenilgi aldı. Enes Hoca maç sonu değerlendirmesinde Cihat Hoca hakkında övgü dolu sözler söyledi. Cihat Gemici'yi yeni görevinden dolayı kutluyorum. Zaten bugünkü maçta da biz ilk yarıyı 3-0 önde kapattıktan sonra Cihat Gemici'nin 3 değişiklik birden yapması onun ne kadar cesur bir teknik direktör olduğunu gösteriyor. 5-0 yenen kendisi değilmişçesine. İhtiyacımız olduğu bir dönemde bu kadar farklı bir galibiyet özgüvenimizi yerine getirmesi açısından çok önemliydi. Taraftarlarımız bize güvenmeye devam etsinler. Biz onların güvenini boşa çıkarmayacağız, bundan eminim. Cihat Hoca ise Cagliari'nin başında çıktığı ilk karşılaşmanın ardından maça çok değinmeden hedeflerinden ve Ali Ece'den bahsetti. Takımın başına getirildim. Gerçekten zor bir görevi devraldım söyleyebilirim. Tam bir enkaz devraldım. Cagliari'nin sadece 2 galibiyeti vardı benden önce. Bu serüvene Roma maçıyla başladık. Benim göreve gelmemle birlikte Ali Ece'nin görevden ayrıldığını duydum. Gerçekten çok üzüldüm Ali Ece'nin Napoli'nin başından ayrılmasına. 17. hafta maçlarının ardından diğer menajerler de Cihat Hoca gibi Ali Ece'ye destek vererek takımın başına geri dönmesi gerektiğini söylediler. Çok şaşkınım. Dün evimde televizyon izlerken bir de baktım ki ne göreyim. Ali Ece spor yorumculuğuna başlamış. Çok şaşırdım ama orada da başarılı kendisi. Ama Napoli yönetiminin bu hatasını telafi etmesini beklerim. Bugünkü basın toplantımızın konusu ne takımımız falan ben. Bugünkü basın toplantımızın konusu arka planda da gördüğünüz gibi Napoli ve Ali Ece. Duyduk ki Pepe Reina tartışmasından dolayı Ali Ece istifa kararı almış. Bu kararın ne kadar doğru olduğu kendisini bağlasa da bizler onun istifa etmesini doğru bulmuyoruz. Maç masasının 18. haftasında nefesleri kesmese de ne oluyor ya orada dedirten bir derbi vardı. Chievo Verona ile Hellas Verona karşı karşıya geldiler ve birer gol atıp birer puan aldılar. Verona'ya karşı üstün bir oyun oynadık. Maçın ardından basının sorularını yanıtlayan Orçun Hoca'nın bu demeci akıllara Bologna menajeri Doğa Üründür'ü getirdi. Tek kötü olan taraf rakipten fazla gol atamamamızdı. Şu 5 maçlık periyotta direkt rakiplerimizle oynadığımız maçlar vardı. Bu maçları kazanma hedefindeydik ama bunları başaramadık. Gelen bir soru üzerine Orçun Hoca istifa etmeyeceğini söyledi. Benim istifam söz konusu değil arkadaşlar, bunu belirteyim sizlere. Hayır, gülmüyorum, olur mu öyle şey? Teknik adamlık koltuğu boş olan Sampdoria, Orçun Demirci'ye hemen kollarını açtı. Sampdoria'dan ayrılan eş menajerler Samet Aydoğdu ve Furkan Atalı ise teknik adamlık yerine maç spikerliği yapmayı tercih ettiği için Juventus'tan istifa eden Musa Kazım 3.'ün yerini aldılar. Ve böylesine iyi bir takıma karşı 4-0 gibi net skorla ayrılmış olmak bizi mutlu etti. Basın toplantısı için yine oldukça özenliler. Ne söylemek istiyorum? Maçtan önce soyunma odasında takım kaptanı Çelik'in yanımıza gelerek
bu zorlu süreçten en iyi şekilde çıkacağımızın bize sözünü verdi. What gave Juventus the edge tonight? Chiellini de verdiği sözü tutup gol yemedikleri maçta bir de gol atmayı başardı. Maç sonrasında basın aracılığıyla takımına mesaj yollamayı da ihmal etmedi. We believe it. We believe in the win. We know the fantastic players who has the Tottenham. Harry Kane, Eriksen, Dele Alli. So it's an amazing strike. They concede many chances every game. And also at the end of the first half, we believe it. We said keep calm and the chance surely arrive. We had to be concentrated. Yeah. And score when we have a chance, we do it. 18. haftanın ardından Milan 48 puanla liderliğini sürdürdü. Onu 41'er puanla Juventus ve Atalanta takip etti. Bologna 37 puanla 4. sıraya yerleşirken Ali Ece'nin yetim bıraktığı Napoli 36 puanla 5. sırada kaldı. 19. hafta Emre Utku Aydır'ın başında olduğu Spalle, Efe Can Ertekin'in Torino'su arasında oynanan mücadeleyle başladı. Ama maç başladığı gibi bitti. Pek tat vermedi. Utku Hoca maç sonunda federasyona ve hakemlere tepkiliydi. Merhaba değerli basın mensupları. Bugün soru almayacağız. Bugün hakemler hakkında konuşmak istiyorum. Sezon ilk yarısı bitti ve bizim 8-9 tane kırmızı kartımız var. Bakın tam rakamını bile hatırlamıyorum. İki maçta bir neredeyse kırmızı kart gördük. Biz her maça oyuncuları 10 kişi hazırlama, 10 kişiyle oynama şeklinde hazırlamaya çalıştık. Efecan Hoca ise maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldığı için biraz öfkelenmişti. Galibiyet bekliyorduk. 4 haftalık galibiyetsizlik serimizi bitirmeyi planlıyorduk ama olmadı. Rakip de 10 kişi kalmıştı ama kısa bir süre sonra biz de 10 kişi kaldık. Maalesef yapacak bir şey yok. Rincon takımı yalnız bıraktı. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşması ise Napoli ile lider Milan arasında oynanacaktı. İki takım da köşe vuruşlarından gelen birer golle karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Jorge Jesus maç sonu basın toplantısında oldukça iddialıydı. Tabii ki Ali Ece'ye de değinmeden etmedi. Ponto número 2. O meu presidente é o filho, portanto o senhor Bruno é o presidente Bruno Carvalho e portanto tenho a certeza que ele também não se revê naquilo que o pai disse. Mas como é normal, muitas das vezes entre pai e filhos não estamos de acordo, portanto, essa situação para mim é uma situação. Ancak tribünlerde onu bekleyen sürprizler vardı. Napoli taraftarı Ali Ece'ye olan sevgiyi pankartlara yazdıkları özlem dolu sözlerle ve onun fotoğraflarının olduğu dövizleri sallayarak gösteriyorlardı. Napoli'nin tecrübeli kalecisi Pepe Reina maç sonunda yaptığı açıklamada Ali Ece'nin takımdan ayrılmasının ne de güzel olduğundan, performansının ne kadar da yükseldiğinden, artık kalesinde çok daha özgüvenli olduğundan bahsetti. Squadra tosta, que una squadra che palleggia benissimo, che giocano molto bene la palla, quindi sarà sicuro difficile, però sono d'accordo anche sulla grande gara fino adesso abbiamo fatto bene, quindi speriamo di non essere diverso domani. 19. haftanın sonunda 49 puanlı Milan liderliğini sürdürse de Napoli karşısındaki puan kaybı, 2. sıradaki Juventus'la olan farkın 5'e inmesine sebep oldu. 3. basamakta Atalanta yer alırken, aldığı 1 puan Napoli'yi 37 puanla 4. sıraya çıkardı. Ligin 2. yarısı, yani 20. hafta Torino derbisine sahne oldu. Juventuslu Samet ve Furkan hocalar, Torinolu Efe Can Ertekin'i ağırladı. Maçın ilk dakikasından itibaren üstünlüğü ele alan ev sahibi, karşılaşmayı 3-0 galip bitirdi. Juventus kanadı maç sonunda takımlarından memnun olduklarını dile getirdiler. Efe Can Hoca ise 3-0'lık yenilgiye rağmen gelecek adına ümitliydi. Valdifiori futbolcu diye koyduk orta sahaya ama yapamadı. Görevini yerine getiremedi ve çok büyük bir hatayla takıma da kötü örnek oldu. Falke çok önemli bir gol kaçırdı. Böyle kilit oyuncuların bu tarz maçlarda öne çıkması gerekir ama maalesef yapacak bir şey yok. Biz mücadelemizi verdik ama onlar bizden daha iyi takım, daha kaliteli takım. Yapacak bir şey yok. 20. haftanın sonunda ilk 4 sıradaki takımların yerleri ve aralarındaki puan farkları değişmedi. 21. hafta bol gollü Cagliari-Spal maçıyla başladı. Deplasman ekibi yarım düzine gol attı. Cihat Gemici'nin başında olduğu Cagliari ise 3 golde kaldı.
Hocamız maç sonunda yeni bir taktik anlayış benimsediklerinden bahsetti ve küme düşmeme sözü verdi. Yeni bir taktik anlayışı benimsedik. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Efsane Milan kadrosunu hatırlayacak olanlar vardır. 4-4-2'nin baklava şeklinde o elmas dizilimini uygulamaya çalışıyoruz Cagliari'de. Sezon içinde bunun faydalarını göreceğiz. Nitekim 2 maç kazandık. Spal maçı da nazar boncuğu olsun diyelim. 21. haftanın ardından istatistiklere baktığımızda gol krallığı yarışının zirvesinde 20 golle Alessandro Matri yer alıyor. Onu 16 golle Paolo Dybala, 15 golle Giovanni Simeone takip ediyor. 21. hafta namağlup Milan'ın 55 puanlı liderliğiyle geçildi. Onu 47'şer puanla Juventus ve Atalanta takip etti. Napoli 43 puanla 4, Bologna 41 puanla 5. sırada yer aldı. Ali Ece'yi özlediğimiz maç masası bölümünün burada sonuna geldik. Seri şekilde devama basar ve abone olursanız yeni bölümde belki kendisini görebilirsiniz.